Rengarenk yiyecekler. Rengine göre yiyecek challenge'ımız başlıyor. Birinci yarışmacımız Buse. Diğeri ben. Ama sesim modum düştü. Ne anlayacaksınız? Rengarenk yiyecek seçemeyeceğiz arkadaşlar. Sadece siyah beyaz ve bir de tahta renginde bir yiyecek seçme challenge'ımız olacak. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Buse'cim çarkı çevireceksin. Siyah gelirse siyah yiyeceklerden oluşan bir market serüveniniz olacak. Beyaz gelirse beyaz. Hadi bakalım. Anlamışsınız. Çok uzatmaya gerek yok ama ben rengarenk yiyecekleri tercih ederdim. Aynen kırmızı bir erikte olduğu gibi. Devam edin. Challenge başlamadan renkli yiyecekleri yemeye başlayayım bari. Beyaz! Süper. Ya ben istiyordum beyazı. Çeviriyorum. Siyah gelmesin. Beyaz gelirse olmuyor. Vay canına. Siyah. Hakkımla, layıkıyla siyah kazandım. Siyah beyaz yiyecek challenge başlıyor. Şimdi rotamız market. Hazırlık tam da ilerliyor. Gökyüzü renkten renge girerken bu değişiklik ruhumuza yansıdı. Buse ile beraber bir challenge yapacağız. A101 vs BİM tatlılarını challenge yapacağız Buse ile beraber. Tadacağız. Bakın nasıl da yumuşadım. Biraz önceki sert ifadem birden tatlı lafını duyunca yumuşayıverdim arkadaşlar. Çünkü tatlıya karşı aşırı bir zaafım var. Bakalım BİM'in ve A101'in tatlılarını ilk kez deneyeceğiz. En güzeli hangisiymiş? Buse ile beraber karar vereceğiz. Buse'cim senden bir merhaba alalım. Merhaba arkadaşlar. Hadi gidelim. Buse'cim heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ve iddialıyım. İşte geldik. Maskelerimiz takılsın ve challenge başlasın. Market olarak A101 tercih ediyoruz. İşte geldik. Biraz kalabalık. Hiç gürültü yapıp diğer alışveriş yapan insanları rahatsız etmeden tatlılarımızı seçmeye başlıyoruz. Evet, nereden başlayalım? Hadi gelin şuradan başlayalım. Hiç öyle bir şey yok. Tabii ki bunlar tatlı dediğimiz bunlar değildi Buse'cim. Keşkül, profiterol, sütlaç bunlar. Ne? Tamamen yanlış anlamışsın. Bunlar değil yani. Çok üzgünüm bebeğim senin adına. Paketli ürün değil. Günlük taze ürünlerini test edeceğiz. A101 vs BİM tatlı challenge başlıyor. Mini ekler. Mini eklerimi aldım. O neli pastaymış? Çikolatalı çilekli. Çikolatalı ve çilekli. Tamam. Altında çikolatalı var. Hangisini alacağım? İkisini bence alacağım. Çilekli daha güzel. Çilekli kalsın. Bu mozaik mi zaten bebeğim? He. Evet. Mozaik. Emin misin? Bak burada bir şey daha bir var. Bir dakika. Ne? Ne ya, gördün? Hepsini mi alacağız peki? Ne gördün ya? Bak mısın? Çikolatalı fırınlı. Çikolata, çilek. Hepsini mi alacağız? Alacağız. Yapacak bir şey yok. Ya o zaman çikolata pastasını mı alacağız? Ama bak altta bak altta. Cheesecake'ler, limonlusu var. Ya ama San Sebastian'ı yok galiba. Yok. Tamam, hemen burada duruversin. Dur bak şurada bir şey var. Magnolia mı yoksa bunlar? Evet, bir kavanoz mutluluktan Magnolia. Anne. Hayır, paket ürünü olmayacak. Bunlar hazır pakette. Marka ürünü. Bir bakabilir miyiz önce? Evet. Burada profiterol, spangle, portakallı haşhaşlı revani, sütlaç, fırın sütlaç, kazandibi. Başka? Hepsinden alacaksın. Paketler yok. Tamam. Hadi bakalım. Buradan başlayalım. Sütlaç. İkisi sütlaç oldu. Ama biri fırın, biri fırın olmayan. Ne o gördüm? Fırın. Ne gördüm? Ne? Yaklaşın. Şaka. Küf. Lenmiş. Onu bıraktık. Neyse, onu bırakmış olduk. En azından midemiz birazcık daha rahat edecek. Peki bunlarda var mı öyle bir durum? Bugün ayın 10'u. Son kullanma tarihlerine bakalım. 10'u, 10'u. Bugün kaçı pardon? 9'u. Ama bunların son kullanma tarihi bir gün kaldığı için ki benim de böyle bir tikim olduğu için asla bunları ben alamıyorum arkadaşlar. Asla almaz arkadaşlar. Evet, asla alamıyorum. En az 5 gün lazım. Evet, ben öyle. Hani dün gelmiş olsaydı belki. Ama pastalara bakalım bunların. 12'sine kadar vakti varmış. 16'sına kadar vakti varmış. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim miyim? Aynen. Söyle. Bak şeker alalım, tatlı malzemeleri alalım, evde hayır. Tatlı yapalım. Hayır. Anneme daha çok kilo aldırmak için yapıyor bunları. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Buse'cim seninle aynı fikirdeyim galiba. Tamam, biliyorsun ki benim bu tiplerimi. Şunlardan bir tanesi seç o zaman. Bir tanesi yapmaya çalışacağız buradan aldığımız malzemelerle. Yapmaya çalışacağız. Tamam, spangle seçiyorum. Spangle seçtim. Spangle mi? Evet, en kolay. Ben bunu istiyorum. Ekler. Of. Süt, kakao, mis gibi bir spangle yapabilirim bence. Ben de bunu istiyorum. Ekler. Spangle seçtim. Ortak karar vermemiz lazım. Ekler. Ben ekler istiyorum. Bir tane alalım, yere çalın. Ne diyorsun anne? Dediğinde haklısın. Spangle alalım, tamam mı? Ben sana evde efsane bir spangle yapayım. Ama hazır paket istemiyorum. Değil, sıfır kendim. Gerçekten. Evet. Süt, su, ondan sonra kakao, çikolata. O zaman hemen sütü al. Hemen sütümüzü alalım. Sana spangle yapmak için başka ne lazım Buse? Kakao lazım. Su zaten evimizde var.
Bir de çikolata alacağım, bu kadar. Hadi, hadi gidelim. Bütün bunlar Buse diyette. Bulgur pilavı da alsak mı? Ben bunları çok ya, seviyorum. Ya ben de çok seviyorum. Hadi alalım. Ay, bunlar hazırmış. Hazır istemiyorum. Hazır mı? Evet, pişmiş yani onlar. Hayır, biz pişirelim. Mikrodalgaya atıyor musun, öyleymiş. Evet, bakalım. Yeteneklerimizi geliştirelim. Biz pişirelim. Ah Buse. Evet. Ne kadar güzeldi. Öz sütün, o bu pastalarını yiyecektim misler gibi. Hatta dark kakao alıyorum ve dark vay diye canına. Spanyol yapıyorum sizin tamam için. Başka bakıyorum. Nişasta falan gerekmiyor mu sana bu sefer? Unun nişastan yok mu yani? Tabii ki de Spanyol için olmazsa olmaz nişasta ve un. O yüzden bir buğday nişastası alıyorum. Nişastası. Bir de arkadaşlar görmeyin görmeşini alayım. O nedir ki? Hayır. Görmeyin. Gördük. Tamam, onu almıyorum. Vanilya alıyorum. Şekerimi de alıyorum. Tamam. Spanyol için malzemelerim hazır. Ve şimdi de bindeyiz. Sıra bende. Bakalım hangi tatlıyı seçeceğim. Buzacığım söz veremiyorum. Çok beğendiğim bir tatlı olursa, canım çekerse zaten de tatlı krizim tutmuş durumda. Alırım. Giderim. O zaman yanarsın. Çünkü ben kendim yapacağım. Evet, geldik. Fırın sütlaç. Kıbrıs tatlısı. Ne? Alma yap. Alma yap. Kıbrıs tatlısı, dayanamıyorum. Ellerim işte. Unsuz, yağsız, şekersiz ne? Bir Kıbrıs tatlısı yapacağım. Unsuz, yağsız, şekersiz. Evet. Bu tatlı böyle normal. Ama. Ben de Buzacığım doğaçlama yapacağım bu tatlı. Evet. Evet. Alışverişimi yaptım. Şimdi eve gidip güzelce tariflerimizi uygulayıp Spangle vs. Kıbrıs tatlısını yarıştıracağız. İşte geldik. Evdeyiz. Tatlarımızı yapmaya başladık. Benim bu tatlı yapımı için iki tane tencereye, bakın malzemeleri, bir tane pişirme tepsisine, bir tane de, evet arkadaşlar, bir dur, ben... dur bir dakika dur. Tamam. Arkadaşlar hemen izleyip gelir miyiz? İşte bu videoda gördüğünüz gibi annem story çekerken hızını alamadı ve 15 saniyede tüm tatlıyı yaptı bitirdi. Ve yapayalnız yaptı. Daha yumurtaları katmamıştı henüz. Evet, şimdi ne yapalım? Gelin öncelikle tatlımız yapımına başlamadan önce şerbetimizi bir yapalım. Evet. 1 su bardağından birazcık az şekerimi koyuyorum. 1 su bardağından az şekerim üzerine şöyle 1 su bardağı su ekliyorum. Ve üzerine yarım su bardağı daha ekliyorum. Ocağın altını yıkıyorum. Birazcık karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. O sırada muhallebi tenceremde beni hazır bekliyor. Beklesin. Çünkü ben önce kekimi yapacağım. Kekim için 1 su bardağı galeta unu. 1 su bardağı. Aslında bunların içi doluydu arkadaşlar. Evet. O zaman şöyle sayalım. 1 su bardağı. Bunda ne varmış acaba? Hindistan cevizi 1 su bardağı. 1 su bardağı galeta unu. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ve bunda ne vardı acaba? Şeker. O şekerin yumurtalarla karışması gerekiyordu. Yarım su bardağı da şeker. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı iyice köpürüne kadar çırpıyoruz ve bu karışımın üzerine ekliyoruz. Yumurtalarını tek tek karıştıracak olduğum kabın içine mecburen ayrı bir kapta karıştırmak zorunda olduğumdan şöyle hepsini bir kabın içine ekliyorum. Etrafa döke saça. Arkadaşlar bu tarif kesinlikle böyle değil. Tarifin malzemelerini alın. Ne yapıyorsun? Ben şeker ekleyeceğim. Şekersiz. Ama çok şekerli oldu. Hayır, ben şerbetine az şeker kattım bebeğim. Şerbeti değil, tatlının içine de şeker var. Onu da az kattık biz, Ceylin'i öyle ayarladık. Yarım su bardağı demiştik ya, yarım su bardağından da azıcık de. Çalkala. Hiç diyorum, çarpamayacağım şimdi. Bakalım olacak mıymış. Bir daha buna milkshake yapamayacaksınız da çünkü yumurta kokacak. Teşekkür ederim anneciğim. Ah, şekerlerimiz orada öyle bekliyorlar. Şimdi şöyle güzeller güzeli malzemelerimi bir karıştırayım. Şeker, sıvı yağ, hindistan cevizi. Bir galeta unu. Üçü bir arada güzelce karıştırılır. Üzerine çırpılmış, köpürmüş, beyaz krema kıvamına gelene kadar sabredilseydi eğer, beyaz olmadı tabii, kar gibi köpürmesi gerekiyordu. Köpürmediği için biz böyle idare edeceğiz. Şöyle, evet. Yumurtamı ilave ettim. Belki de benim yöntemimle bu sefer çok güzel bir kıvam alacak bu seçim. Ve sen de bunu çok çok örnek alarak kendine hayatım boyunca anne cezimin yanlışlıkla yapmış olduğu tarif diye başlı tarif yapacaksın. Un yok mu tarifte? Un yok bebeğim. Aa, evet. Galeta unu var zaten. Galeta unu zaten, evet işte. Ama bence bu kadar sıvı olması normal mi? Bu kadar sıvı olması bence normal değil çünkü senin yüzünden. Bir yumurta yani. Ne? Hiç değil. Benim yüzümden. Evet. Tüm diğer malzemeleri de eşit koyduysanız, yani olduğu gibi yaptıysanız. Evet. Ha. Ben buna birazcık daha galeta unu, birazcık nişasta falan mı eklesin? Ama ceviz, hayır hayır, öyle yapma. Ceviz mi tutacak bu sebebi? Allah aşkına ceviz yani. Unsal bir özelliği bile yok yani, ceviz yani. Çok sıvı oldu. Anneciğim. Neden biliyor musun? Galeta unu bakın şişmeye başladı. Adeta bir irmik görevi görüyor. Ve? Galeta unu bütün ıslak malzemeleri emdi. Bak nasıl katılaştı. Ve? Adeta kek kaldı. Ve tamam. Cevizi rondodan geçireceğimiz için un kıvamına gelecek zaten o da. 1 su bardağı ceviz ama bol kepçeyi bir abla. Tamam, çekilmişi 1 su bardağı çeker. Bol kepçeyi gönder. Ay çok güzel oldu, bu haliyle bile yemek istiyorum. Uzun zamandır da canım çekiyordu. İyi ki böyle bir challenge yapmış olduk. Evet, seninle. Bence de. Bu tarifi mutlaka yapmalısınız. Nasıl güzel. Ben sana yedim. Kahin elması gibi.
Hemen toplandı bak. Boşanmış. Tamamdır. Gönderelim. Fırınımı 160 dereceye. Alt üst ayarda zaten önceden ısıtmaya açmıştım. O yüzden malzemelerin tepsiyle buluştuktan sonra hemen yolculuğa çıkacaklar. Yolculuktan böyle kızarmış, bronzlaşmış. Ay biz tatile gidemiyoruz. Onlar bari tatilin tadını çıkarsın. Ya ne diyorsun ya? Sıcacık fırın. Ay nasıl düşmüş. İyi geldi açıkçası. Yahu Temmuz'un ortasındayız. Hemen muhallebimizi yapmaya koyuyoruz. Bunun için 1 litre süte ihtiyacım var. Üzerine 1 su bardağı nişastamı ekliyorum. Şöyle de işte nişastamda böyle bir huyu var arkadaşlar. Huyu. Ne yaptıysam alıştıramadım. Ben asla nişastayı tek başına kullanmam. Unu olur, pirinç unu olur. Bu nedir? Bu nasıl bir tarifti böyle? Çok güzel, lezzetli tarif. Göreceğiz. Anne şimdi bunu karıştırınca olacak mı? Altını falan yakmadan yani. Altını yakacak. Önce bir karıştırırsam olsun. Hayır, şimdi. Önce altını yakarsın. Ben de öğretim. Ay çok ayıp. Duymamış onun arkadaşlar siz. Aynen böyle işte. Şu an daha önce onun sonunu göstermeye çalışıyorsun bize. Evet. Şimdi bir nihale alıp onu buraya al. Kremanı ve vanilyanı kat. Burada mıydınız? Ben hani neler neler yaptım. Bulaşık yıkadım. Ocağımı temizledim. Karıştır. Karıştır çöp 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 çöp. Annemin tatlısını ben devraldım. Gelin şöyle fırına. Kekimiz hazır. Evet. Çok da güzel kabarmış. Bu kabarmasını ezdirmeyelim arkadaşlar. Soğuk şerbet, sıcak kek. Güzelce şerbeti her yere eşit bir şekilde döküyoruz. Ya çok güzel gözüküyor. Spangle'e geçmeden önce muhallebiyi bir dökelim. Güzelce şu tatlımız bir hazır olsun. Ya of çok güzel oldu. Hemen başlıyoruz. Benim de 1 litre sütüm var. 1 litre sütümü şöyle tencereye boşaltıyorum. Bunu inşallah karıştırma görevini bana vermezsin. Bilmiyorum vere de bilirim ben vereyim. Sütümü döktüm ya. Altını yatıyorum. Bir çay bardağı un. Bir çay bardağı şeker döküyorum. Hiç vakit vermiyorum. Ben yumurtamanın sarısıyla akıma ayırıyorum. Yumurtanın sarısını da atıyorum. Ben böyle bir tanesini döküyorum. Anca 3 oldu zaten. Ve karıştırıyorum. Az bile geldi sanki. Yok yok tamam. Göz kararı 60 gram tereyağı. Göz kararı 60 gram. O zaman önce de. Tartı göz. Karıştırıyorum ve o kendi sıcaklığı erimesini sağlıyorum. Bir de hemen yine sıcakken sütlü çikolatamı da ekliyorum. Şimdi bunun ılınmasını bekleyeceğiz. Ilındıktan sonra buz gibi su ekleyip mikserle çırpacağım. Ondan önce şu tadına bakmak istiyorum ben. Yani bu şu dokuda acaba nasıl bir tadı var ona bakmak istiyorum. Nasıl? Gerçekten delicious. Çok başarılı. Delicious. Hazır mıyız? Evet. Gidiyoruz. Dararam. Allah sen bilirsin. Evet şimdi kaselerimizi aktarıyoruz. Oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Oda sıcaklığına gelince böyle sıcaklığı ben dolaba atıyorum. Kaselere de böyle kepçeyle aktarıyorum. Şimdi bu tatlıların hepsini teker teker sıcaklayıp dolaba kaldırıyorum. Ve yaklaşık yarım saat sonra, 45 dakika sonra, 1 saat sonra artık ne zaman canımız çekerse C'nişimden çekiyor ama. Dolaba açacağım. Bunları çıkartacağım. Ve servis edeceğim. Video daha bitmedi, ayrılmayın. 1 saat sonra görüşürüz. Evet. Tatlılarımızı misafirimize servis etmek için geldik. Ayrıca maalesef sana yok. Misafirimize getirdik tatlılarımızı. Hem de hem spangle hem kıbrıs tatlı. Evet. Sence hangisi yenir? Şimdi ikisinin de tadına bakıp bize söylemeni istiyoruz. Hı. Tatlıları. Değil mi anne? Evet. Hangisini sen yaptın? Hangisini sen? İkiniz mi yaptınız? Videonun bu kısmı sürpriz oldu. Evet. Böyle bir şey yok. Sonuç böyle olunca biz çocuklara tattıracaktık. Sen çıktın planla bence. Birini ben yaptım, birini annem yaptı. Nereden bilebilirim? Ben annemin hiçbir şey yemedim şimdi. Evet, ilk kez. O yüzden pek bir şey yok. O zaman tabii ki hangisi daha lezzetli? Adil olacaksın. İşte sıcak. Evet, daha soğumamış. Yani. Spangle hazır değil. Evet, kendime ev yapalım. Çikolatası nasıl bu kadar kalın? Nasıl verdik hocam? Evet, galiba sonuç geliyor arkadaşlar. İkisi de güzel. Ama Kıbrıs tatlısını da çok sevdim. Yok artık ya. Yok artık ya. Annem kazandı. Nedenini söyleyeyim Musa'cığım. Çok ağır değil mi? Dark. Her şeyin dark kullandım. Hayır dark kullanmadım. Bir sütü. Hayır. Dark. Kakaomu da dark kullanmadım. Çikolatamda sütü kullandım. Neden? Ama öyle çikolata almamıştım. Evet ama işte öyle kullandım. Aldığım malzemelerle yapmadım. Sanki biraz daha tatlı olması gerekiyor bence. Az şekerli ya. Rejimde kendisi. O yüzden şekerci evet, mi yapmış. Ben kıvamı yerinde ben beğendim yani. Güzel kıvam olarak. Böyle sert de değil yani. Ama Kıbrısçı olduğum için Kıbrıs aslıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar challenge annem kazandı. Video sona geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben diğer sunumları hazırlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.